Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz hafta sizlerle bir video paylaşmıştım. Bu videoda Türkiye'de tasarlanan bazı İHA ve helikopter sistemlerine Ukrayna'dan motor alınmasıyla ilgiliydi. Bu videoda çok sayıda, ya biz zaten helikopter motoru yapmıyor muyuz? Neden Ukrayna'dan alıyoruz? Yoksa sen bizi kandırıyor musun? Bunlar yerli milli değil mi? Gibi sorularla karşılaştım. Bu videoda size Türkiye'de halen devam etmekte olan savunma sanayindeki havacılık projelerinde hangi motorlar kullanılıyor? Bunlara beraber bakacağız. Hangi şirketler geliştiriliyor veya hangi motorlar yurt dışından hazır alınıyor? Buna bakacağız. Videomuzun ikinci bölümünde, bunu sık sık yapıyorum özellikle motor videolarında. Neden motor geliştirmek bu kadar zor? Hangi çalışmalardan sonra bir motor ortaya çıkabiliyor? Ne tür testlerden geçiriliyor? Ve sonrasında uçaktaki bu motorun ömrü nedir? Bunlara beraber bakacağız. Bir motor hava aracının gerçekten en pahalı ve en önemli parçalarının başında geliyor. Bir motoru geliştirmek uçak veya helikopter yapmaktan aslında çok daha zor. Uzun vadeli yatırım gerektiriyor. İyi mühendislik, iyi metalurji, iyi malzeme bilimi ve çok sayıda test gerektiriyor. Sadece testlerin yerde yapılması da yeterli değil. Uçakta da yapılması, arkasından da uzun bir hizmet ömrü. Yani o motor ne kadar çok uçurulursa, kullanan birimlerden ne kadar çok geri dönüş gelirse buna göre şekillendiriliyor ve ürün mükemmelleştirilmeye doğru ilerlemeye başlıyor. Ama başta da belirttiğim gibi bu süreç çok zorlu ve pahalı bir süreç. Peki bir motor yapmaya nereden başlayacaksınız? Motorun ömrünün uzun olduğunu söylemiştim size ama biliyorsunuz bir de tek kullanımlık motorlar var. Nedir tek kullanımlık motorlar? Özellikle mühimmatlarda roketlere takılan bu motorlar. Turbojet olarak adlandırılıyor bu sistemler ve Türkiye'de de halen yerli seyir füzesi SOM için Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-3200 motoru seri imalata geçmiş durumda. KTJ-3200'ün kullanılacağı bir başka mühimmat ise Atmaca. Belirttiğim gibi bunu bir kere yapıyorsunuz bu motoru. Bir kere kullanılıyor ama kullanıldığı zaman çalışması, ateşlemeyi verimli bir şekilde gerçekleştirmesi, mühimmatı uçurması, istenilen, planlanan miktarda yakıt harcayarak hedefine doğru götürülmesi isteniyor. Bu da gerçekten bir kullanımlık ama özel bir motor yapıyorsunuz. Tabii ki içindeki kullanılan malzemenin kalitesi, teknoloji normal uçak veya helikopter motorlarına göre biraz daha düşük olsa da burası başlangıç için çok önemli bir nokta. Bu arada TUSAŞ Motor Sanayi TEİ tarafından geliştirilen TJ300 serisi turbojet motorları da unutmamak gerekiyor. Bu motorlarda istenilen güdümlü mühimmatlarda kullanabilecek özelliklere sahip motorlar. İkinci aşamada ise özellikle daha basit insansız hava araçlarında kullanılan iki zamanlı boksör olarak adlandırılan motorlar. Bu motorlarda TUSAŞ Motor Sanayi TEİ tarafından PC50 serisi olarak geliştirildi ve insansız hava araçlarına bu motorlar uçuyorlar. Şu ana kadar da çok ciddi bir uçuş saati yapmış durumdalar. Bu motorlarda basit yapıya sahipler. İşte ortalama 50 beygir civarında güç üretiyorlar ve belirli büyüklüklerdeki, yani çok büyük olmayan İHA sistemlerini veya donanan mühimmatları bu motorlar rahatlıkla taşıyabiliyorlar. Bunun bir üst aşamasını ise daha büyük insansız hava araçları sistemlerini taşıyan dizel motorlar oluşturuyor. Bunlarda da biliyorsunuz PD-150, 170, 180 ve PD-222'ye doğru evrilen bir aile var. TEİ tarafından geliştirilmiş. Bunlar dizel motorlar. Yani piston teknolojisine sahip ama insansız hava aracını 10.000, 12.000 metre gibi çok yüksek irtifalara çıkartabilen, 24 saat, bazı insansız hava araçlarında 48 saat güç, kesintisiz güç verebilen çok önemli motorlar. Bunlar yapı olarak küçük, basit olarak görebilirsiniz ama uzun çalışmaları ve İHA sistemlerini ekonomik olarak uçurmaları gereken, gerçekten dar alanda kısa paslaşmalar diyebileceğimiz önemli bir motor. Türkiye'de bu konuda çok önemli adımlar atmış durumda. Şu an Anka PD-170 serisiyle uçuyor. Aksungur için testler devam ediyor. Yakın bir gelecekte de deniz platformlarından havalanma ve iniş özelliğine sahip Baykar'ın TB2'den geliştirilen TB3 serisinde de keza bu PD-170 ailesi
kullanılmaya başlanacak. Bu tür motorlarda da Türkiye epey bir adım atmış durumda. Hatta en son Saha Expo'da TEİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Akşit'le yaptığımız röportajda kendisi bu motorların yurt dışından gelen talep doğrultusunda yabancı İHA sistemlerinde kullanılacağının, bu konuda görüşmelerin yapıldığını açıklamıştı. Demek ki önümüzdeki günlerde bu konuda da önemli bir gelişme yaşanacak. İnsansız hava araçları biraz daha büyüdüğü zaman çok daha yüksek verimliliğe ve güce sahip motorlara ihtiyaç duyulabiliyor. Örnek Baykar'ın Akıncı taarruzlu insansız hava aracı. Bu konuda 450 beygir güç üretilen motor için Ukraynalı şirketle Motorzik Ivchenko ile bir anlaşma yapmıştı Baykar grubu. AI-450 serisi motoru takmıştı. Hatırlayacaksınız Saha Expo'da da bu anlaşma genişletildi. MS-500 serisi motorlar Ukrayna'dan alınacak. MS-500 serisi yaklaşık 1000 beygirin üzerinde güç üretiyor. Bu motorlar da Akıncı'nın daha fazla mühimmat taşıyabilen ağır modeli için seçilmiş durumda. Akıncı'nın şu anda 3 farklı modeli üretilecek. Bir tanesi halen teslim edilmiş AI-450 serili motor. MS-500 için daha büyük bir motorlara sahip bir Akıncı geliştiriliyor. Üçüncü model ise TEİ'nin geliştirdiği PD-222 sınıfı. Bu PD-222 sınıfı biraz daha güç olarak diğer iki motora göre daha ufak bir motor. Ancak Akıncı'nın daha fazla havada kalabilmesini, uzun süre yüksek irtifadan uçmasını sağlayacak. Yani motorda da görev belirleniyor, taşıyacak hava aracı belirleniyor ve bu yapılacak görev doğrultusunda az mı uçacak, çok mu uçacak, yük mü kaldıracak, ağır bir yük mü taşıyacak yoksa hafif yüklerle mi uçacak gibi öncelik nedir? Bir ortaya planlama çıkartılıyor ve tabii ki bununla ilgili de bir bütçe konuluyor. Bu bütçe içinde kalınması gerekiyor. Motor konusundaki seçimlerde bu şekilde yapılıyor. Gelelim TEİ tarafından geliştirilmiş TS-1400 serisi motora. TS-1400 serisi motor ilk olarak TUSAŞ'ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği T625 Gökbey helikopterinde göreceğiz. İlk motor teslim edildi. Şimdi tabii bu teslimatla birlikte hemen testler başladı, uçacak gibi bir durum söz konusu değil. En erken uçuş için planlanan zaman 2023. TS-1400 halen kullanımdaki yabancı motoruna, biliyorsunuz bu motorun sahibi Amerikan Honeywell şirketi. T-129 ataklarda da bu motorlar var. Hatta Pakistan'a yapacağımız ihracat motor ambargosuna takılmıştı ve Amerika Birleşik Devletleri resmi bir cevap vermeyerek 4 senedir bekletiyor bu proje bir taraftan. Burada da bu motor TS-1400 bu Amerikan motorunun yerini alacak. Ama dediğim gibi ilk deneme Gökbey'de 2023'te motor çalıştırılması hedefleniyor. Sonrasını yer testleri ve arkasından uçuş testleri devam ettirilecek ve en erken motorun yerli motorla birlikte Gökbey'in teslimatı 2025'i bulunacak. Gökbey'in de biliyorsunuz ilk müşterisinin Jandarma Genel Komutanlığı olduğunu belirtmiştim. Jandarmaya da gelecek yıl sonunda, yani Aralık 2022'de teslimatın 3 helikopterle başlaması planlanıyor. Yani böylelikle Türkiye Gökbey'de hem yerli hem de yabancı motoru masaya konmuş olacak. Ama dediğim gibi bunlar çok çok uzun süren çalışmalar. TEİ'nin bir başka motoru ise biliyorsunuz Türkiye genel maksatla Sikorsky ile bir anlaşma yaptı. S-70i olarak adlandırılan Black Hawk modeli Türkleştirilecek. Aselsan kokpit yapıyor. Motorları lisans altında, General Electric'in T-700 serisi motorları lisans altında Eskişehir'de yapılacak. Ama çok sayıda parça yerli katkıyla imal edilecek. Bu projeyle ilgili çok önemli bir nokta da Alp Havacılığı'nın transmisyon, yani motorun oluşturduğu gücü ana, yukarıdaki ana rotora ve kuyruk rotoruna aktaran transmisyon sistemi, bu da Alp Havacılık tarafından yapılıyor. Yani bu motor lisans altında çok sayıda yerli parçayla üretilmiş olacak. T-70 helikopterinin motoru olan TI-701D'nin toplam gücü 2000 beygire ulaşıyor. Yani TS-1400 adından da anlaşılacağı gibi işte 1400 beygirlik, bir üstü T-700, 2000 beygirlik bir motor. Bu da lisans altında Eskişehir'de TEİ tesislerinde yapılacak. Türkiye'nin tabii çok sayıda helikopter, insansız hava aracı projesi var. T-70'in üzerine gelecek olan helikopter ise genel maksatta
T-925 olarak adlandırılan 10 tonluk bir helikopter. Bu helikoptere de minimum 2500 beygirlik motor ihtiyacı var. Bu motorda şu an tabii TEİ helikopter motoruna TS-1400'e giriş yaptı. Bir üstü var. Onun da üstü için motor arayışı söz konusuydu. Bu konuyla ilgili de TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, T-925 genel maksat ve aynı sistemlere sahip olacak Atak-2 projesi için Ukraynalı Ivchenko şirketiyle anlaşma yaptı ve TV3 olarak adlandırılan motorlar seçildi. Bu motorlar Atak-2 ve T-925'e güç verecekler. Bu motorlar da 2500 beygir, yani bu dediğim bu son iki motoru yurt dışı orijinli motor olduklarını belirtmemde fayda var. Akıncı'nın dışında Baykar tarafından geliştirilen MIUS, Muharip İnsansız Uçak Sistemi içinde bir motor arayışı söz konusuydu. Bununla da ilgili olarak Ivchenko şirketiyle bir anlaşma imzalandı. MIUS için seçilen motor AI-322F sınıfı bir motor. Bu motor 2500 kilogram ile 4200 kilogram güç üretebiliyor. İki farklı motorun biri afterburner'lı, yani art iticili olan 4200, art itici olmayan sistem 2500 kilogram bölü F güç üretiyor. Bu motorlarda MIUS'a güç verilecek ve bu motorlarda Ukrayna'dan alınıyor. Yani gördüğünüz gibi Türkiye motor sanayinde adımlarını atmaya başlamış durumda. İşte turbojet motor, üzerine İHA motoru, üzerine TS-1400 ile ilgili turboşaft motor, ki bu turboşaft motor bir modifikasyonla ilerleyen yıllarda Hürkuş gibi turboprop motor haline de getirilecek ana yapıya sahip. Buradan da projeler devam ediyor. Ama önümüzde daha gitmemiz gereken yol var. Bunu da belirtmemizde fayda var. Bir başka önemli proje ise Hürjet. Hürjet bir eğitim uçağı. Eğitim uçağıyla ilgili olarak da Türkiye General Electric yapısı F-404 motorlarını seçti. Bu bir eğitim uçağı olacağı için gerekli anlaşmalar Amerika ile yapıldı. Herhangi bir katsa yaptırımına tabi tutulmadan bu motorlar Türkiye'ye gelecek ve bu motorlarda muhtemel lisans altında TEİ'de yapılması planlanıyor. Gelelim Milli Muharip Uçak Projesi'ne. Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili faz 1 olarak adlandırılan çalışmalar TR Motor tarafından başlatılmıştı. TR Motor şirketi bunlar ilgili çalışmaları tamamladı ve önümüzdeki günlerde faz 2 için çalışmaların başlaması planlanıyor. Faz 2 için çalışmalarda ana yüklenici firma Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından belirlenmek amacıyla bir ihale açılıyor. Defense Turkey'den İbrahim Sünnetçi'nin haberine göre Milli Muharip Uçak Motor Geliştirme Faz 2 ihalesinde TR Motor, Kale ve TEİ gibi şirketlerin teklif verilmesi bekleniyor. Amaç faz 2'nin tamamlandıktan sonra faz 3'e çıkabilmek. Aşama aşama geliştirilecek bu projeyle Türkiye'ye yeni nesil bir savaş uçağı motoru tasarımı ve üretimi verilmesi planlanıyor. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye'deki motor çalışmalarıyla ilgili gelişmeler bu şekilde. Bazı motorlar hazır alınıyor, bazı motorlar işbirliğiyle, bazı motorlar da yerli tasarım ve üretimle hayata geçiriliyor. Ama motor konusunda uzun yıllardır dünya Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı. Bir tarafta Batı, Amerikan orijinli motorlar, Avrupa'da da İngiltere ve Fransa orijinli motorlar, karşısında ise Sovyetler Birliği'nin geliştirdiği motorlar vardı. İki taraf farklı yaklaşımlarla olaya yaklaşıyor. Örneğin Rus tarafı biraz daha ucuz motorlar, daha düşük ömre sahip motorları tercih ederken, Batı yapısı daha uzun, daha pahalı ama daha uzun ve ekonomik güce sahip, yakıt sarfiyatı biraz daha düşük motorları yapma başarısına ulaşmıştı. Bu motorlarda önemli olan teknolojiniz ne kadar gelişmişse, yani mühendislik gücünüz iyiyse, bunun yanı sıra metalurji, yani malzeme bilimi iyiyse, yani yüksek dayanıklılığa sahip motorların parçalarını dökebiliyorsanız, bu parçalar ulaşabilecek yüksek ısıda verimli ve ekonomik bir şekilde çalışıyorsa büyük önem arz ediyor. Dediğim gibi çok uzun süren tasarım, üretim ve yer testleri aşamasından sonra uçuş testlerine geçiliyor. Bu uçuş testlerinde de çok uzun, binlerce saatlik testler söz konusu. Ama en önemli geri dönüş bu motorlar kullanılırken oluyor. Yani kullanıcının geri dönüşleri, bakımlar, karşılaşılan problemler, bunların çözümleri ve zaman içerisinde motor da daha mükemmel hale getiriliyor. Ama bu dediğim gibi uzun vadeli bir maraton.
Bunun için sabırlı olmak, sürekli çalışmak, bu konulara yatırım yapmak gerekiyor. Umarım yerli ve yabancı motor hangi projelerde kullanılıyor, bu konudaki soru işaretlerinizi gidermiş olmuşumdur diye umuyorum. Yarın yeni bir videoda görüşünceye kadar herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerken, savunma ve havacılık konusundaki detaylı haberleri tolgaozbek.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza olmadıysanız hala abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın, yorum yapmayı da unutmayın. Sorularınızı bana yorum olarak da ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda işbirlikleriniz için info@tolgaozbek.com'a da mail atabilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi ve Telegram kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Thank you.